Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Annem ve babam biz Bursa'ya bir saat uzaklıkta kalıyorlar. Biz de Bursa merkezdeyiz. Babamın yanına gitmeye niyet ediyorum. Babama telefon açsam, baba hafta sonu oraya geleceğim desem, babama söz vermiş mi olurum? Evet. Sonra gitmesem bir sorunum olur mu? Evet. Akaid kitaplarında ilahileri müzik eşliğinde söylemek küfürdür yazıyor. Şimdi ilahiler hep müzikle söyleniyor. Bunu biraz açıklar mısınız? Bu bizim söylediğimiz ilahilerle alakalı değil. O cazdıkı cazdıkı var ya, onlarla alakalıdır. Allahu alem. Manevi olayların çoğu peygamberlerin çıktığı yer Arap Yarımadası veya ona yakın yerlerin olmasının hikmeti nedir? Cenab-ı Hak öyle seçmiş. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: o kimseler ki işlerini istişare ederek yaparlar. Buna göre istişare etmek farz mı olur? Evet, toplumu ilgilendiren meselelerde, cemaati ilgilendiren meselelerde, aileyi ilgilendiren meselelerde istişare etmek şart olur. Abimin dükkanı var, abim bana soruyor, dükkana gittin mi diyor. Ben de gitmediğimi söylemek istemiyorum ama yalan da söylemek istemiyorum. Ne gitmemesi desek, abim de daha başka bir şey sormasa, böyle söylemekte bir sakınca var mı? Şer'an kendinizi kurtarmış olabilirsiniz ama aldatan bizden değildir. Ya normalde bunu kelime olarak, hani iki kişiyi barıştırmak için veya bir meseleyi bu noktada üzülmesini önlemek için bazı şeyler söylenmekte beis olmayabilir ama bu noktada dükkan meselesi girince işin içerisine, ne bileyim işte birisinin aldanması, kandırılması girince iş sıkıntılı. Aldatan bizden değil. Peygamberimiz bu zamanda yaşasaydı piyasalarda bulunan diş fırçası kullanırdı demek doğru mudur? Yanlış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu zamanda yaşasaydı böyle yapardı, şu zamanda böyle ederdi demek doğru bir tespit değil. Ama normalde sünnetlerini yaşamak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini anlamak, o sünneti idrak etmek, o sünnete göre yaşamak bütün Müslümanların üzerine önemli bir vazife. Bunu farz olarak görenler var. Teknoloji gelişti, çok teknik fırçaları çıktı. Misvak yerine bunları kullanmak sünnete aykırı olur mu? Bu noktada ağız temizliği, ağzı temizlemek, dişleri temizlemek sünnet, misvaklanmaktan sünnet olarak bunu algılayabiliriz. Bir kimse, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri misvak kullandı. Bundan amaç, bundan kasıt bir kimsenin ağız temizliğidir. Ağız temizliğine dikkat etmek için dişleri fırçalamak veyahut da işte çalkalamak, gargara yapmak, bakım yapmak, çürüklerini, çarıklarını, ağız kokusunu gidermek sünnet. Bunu misvakla yapabilir mi bir kimse? Evet. Misvak kullanmak da bu manada sünnet mi? Evet. Bunu misvak kullanmadan başka araç gereçlerle bunu yapsa bir kimse sünneti yerine getirmiş olur mu? Evet. Burada sünneti iyi anlayalım. Buradaki her sünnet için böyle. Onu iyi anlamak. Hani göbekli bir kimseye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri elini böyle göbeğine batırmış, o kimsenin bizden değil demiş. Buradaki bizden değil dediğine göbeklik, kilo olur. Fazla kilo olur. Bizden değil dediği bu ümmetin haricini çıkarmak değil. İyi anlamak burada, analiz etmek. O yüzden misvak kullanmak, yani ağız sağlığına, diş sağlığına, ağız kokusunu gidermek. Bunu normalde fırçayla mı yaptın, süpürgeyle mi yaptın, ne bileyim tuzla mı yaptın, karbonatla mı yaptın,
bir ilaç da mı yaptın? Eyvallah, sünneti yerine getirdin. Ama şu da hak. Bir kimse bunu aynen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaptığı gibi misvak ağacıyla yapabilir mi? Âlâ. En güzeli ne? Bu. Bakın, en güzeli bu. Hiç olmazsa günde bir sefer, iki sefer ağızlarınızı misvaklayın. Sünneti yerine getirin. Yoksa teknoloji bir şey çıkarır. O farklı bir şey. Allah ruhundan ve nurundan Hazreti Peygamber'i yarattı demiştiniz. Buradaki Allah'ın ruhu ve nurunu nasıl anlamalıyız? Bunlar müteşabih. Bunu ben söylemedim. Hadis-i kutsi. Cenab-ı Hak öyle diyor. O yüzden bunun ruhu ve nurunun manasının ne olduğunu bu fakirin söyleyebilecek kadar ilmi yok. Çocukları sünnet ettirme yaşı kaç olmalı? Belli bir yaş gerekir mi? Allah razı olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğduğunda birkaç tane rivayet var. Doğduğundan itibaren işte belli bir aya kadar hemen yaptırdığı söyleniyor. Doğar doğmaz. Kimisi 7 yaşına kadar diyor. O yüzden bütün ulema ittifak etmişler 0-7 yaş arası olarak. Mukabelede Kur'an takip ediyoruz. Takip edemediğimiz günlerde dinliyoruz. Dinlemek yeterli midir? Yoksa eksik cüzleri okumamız gerekiyor mu? Takip edeceksiniz oturup Kur'an-ı Kerim'den. Zekatı neye göre vermeliyiz? Mesela benim bir evim, bir arabam var. Arabam 30.000 TL. Arkadaşımın arabası 60.000 TL. Nasıl ve neye göre araba zekattır? Ev konusunda aynı şekilde bir kişinin evi 80.000, bir kişinin evi 150.000. Zekat nasıl olmalı? Bunun haricinde getirisi olmayan arsaya zekat gerekiyor mu? Herhangi kira alınmıyor. Bir arabam var, 20.000 TL borç yapıp 30.000'lik aldım. Bir sene ödeme yapacağım, zekat nasıl olmalıdır? Zekat ticaret mallarındandır. Veyahut da işte tarımla alakalı işte iş yapanların tarımdan ürettikleridir. Normalde bu noktada zekat şehirlerde genelde ticaret mallarıyla alakalı. Ticaret mallarından. Bir kimsenin evi isterse 20 tane olsun, alıp satmıyorsa evi, ticari metası değilse, bunların gelirleri var ise, gelirleri de bunun bir yıl içerisinde nisap miktarı elinde durursa, o kimseye zekat düşer. Bir kimsenin 2 tane, 3 tane arabası olabilir. Bu arabası onun için zarurettendir. İhtiyacı öyledir. O yüzden normalde alıp satmayı düşünmediyse ticaret malına girmez. Onlar da zekata girmez. Araba kaç paralık olursa olsun zekata girmez. Hanefi'ye göre söylüyorum. Şimdi yeni bir usul çıkardılar ya, bütün mallardan zekata katmaya çalışıyorlar. Bu Hanefiler bunu kabul etmemişler. Öyle düşünenler varsa versinler öyle zekatlarını. Bunda bir beis var mı? Yok. Adam otursun bütün mal varlığını hesaplasın, mal varlığının 1/40'ını zekat olarak versin. Ama bunu din olarak bir başkasına dayatmak mümkün değil. O yüzden ticaret malı. Bir adamın ne kadar ticaret malı var? 40 milyar lira. Ne kadar borcu var? 20 milyar lira. 40 milyar liradan 20 milyarı düşecek. 20 milyar bir yıl onda durduysa ondan zekatını versin. En basiti bu. Tabi zekat birinci derecede fakirlere ayette sabit. İkincisinde düşkünlere, miskinlere. Bunu da unutmayın. Yani yurda, okula topluyorlar ya, ondan sonra yurtlar yapıyorlar 5 yıldızlı, okullar yapıyorlar 5 yıldızlı, onları da normalde yüksek ücretlerle talebelerden bir daha paralarını topluyorlar, hastaneler yapıyorlar 5 yıldızlı, zekat paralarını toplayıp okul, yurt, hastane, Kur'an kursu, cami, ne yapıl ne olursa olsun zekat parasıyla bunlardan olmaz. Bir kimse bir yere zekatını verse, verdiği zekatın bunlara gittiğini bilse, onun tekrar yeniden zekat vermesi gerekir.
zekatın yerine ulaşmadığını bilse bir kimse, zekatını yeniden vermesi gerekir. Tekrar bunu böyle söylüyorum ki, geçenlerde de böyle birisi mesaj çekti, hani nasıl zekatla alakalı diye. Hoş yazdım orada Twitter'da da. Sonra özelden bana dönüyorlar. Bir kısım cemaat ehli kimseler, lafı bize mi söylüyorsunuz diye. Neden dedim siz üzerinize alınıyorsunuz ki bir başkası alınmıyor da. Ya 3500 takipçi var. 3500 takipçinin içerisinden belli cemaate müntesip olanlar geri dönüş yapıyorlar. Hani siz okul, yurt, Kur'an kursu derken bize mi laf söylüyorsunuz diye. Dedim siz kullanıyorsanız size de laf geliyor. Kim kullanıyorsa. Ben toplamıyorum ya dedim. Neden? Topluyorlar çünkü. Zekat parasıyla Amerikan senatosunda bilmem hangi senatörün parası tedarik ediliyor. Kampanya paraları veriliyor. Bilmem hangi İsrail firmasının, hangi İsrail lobisinin bilmem ne finansları karşılanıyor. Zekat paralarıyla bankalar kuruluyor. Zekat paralarıyla işletmeler kuruluyor. Zekat paralarıyla. Kurban paralarıyla işletmeler kuruluyor. Topluyorlar kurban paralarını, topluyorlar kurban etlerini, satıyorlar. Onlarla işletmeler kuruyorlar. Neler? Bu insanların zekatlarını yeniden vermeleri gerekiyor. Bir kimseyi araştırsa, araştırdığı o kimsenin zekat almaya muktedir olduğunu bilse, kendince araştırmanın neticesinde ona zekatını verse. Ama o kimsenin zekata ihtiyacı olmadığını anlasa, ona zekatını yeniden vermek icap etmez. Ama bir kimse araştırmadan zekatını kalktı bir cemaata, bir tarikata, bir Kur'an kursuna, bu bütün daireyi genişleteyim cemaate deyince malum cemaate laf söylüyormuşum gibi geliyor. Sanki Türkiye'de bir tek cemaat onlar var. Herhangi bir kimse bu noktada, yani bir kurum var karşıda. Ona verdi. Onlar normalde bununla gittiler, okulun halısı lazımdı, okula halı aldılar. O kimse zekatını yeniden verecek. Ama bir kimse araştırdı, X kimse zekata ihtiyacı var diye düşündü, gitti. Ona araştırmanın neticesinde zekatını verdi. Ama o adamın zekata ihtiyacı yokmuş. Zekatını yeniden vermesine gerek yok bakın bundan. Zekat böyle köyden köye de dolaşmaz, şehirden şehire de dolaşmaz Hanefi'ye göre. Ülkeden ülkeye dolaşmaz zekat. Hanefi'ye göre siz Türkiye'den zekatı toplayıp Afrika'ya götüremezsiniz. Yapamazsınız bunu. Aslında daha ileri de bu mesele. Yani daha, neden daha ileri? Yani buradan oturup ulema, çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde zekatı toplayan devlet memuru var. Zekatı devlet memurları topladı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zamanında. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh hazretlerinin zamanındaki uygulama, zekatı devlet topluyor. Vergiyi değil bakın, zekatı. Bu noktada yani Darülharp'teki zekat tekrar oturulup ulemaca tartışılması lazım. Bunlar tartışılmaktan korkulan meseleler. Bizim Diyanet bunu tartışamıyor. İlahiyat profesörleri bunu tartışamıyor.
Yani cuma farz. Ama cumada Darül Harp meselesi giriyor. Bunlar çünkü bireysel ibadetler hükmünde değil. Cuma bireysel ibadet hükmünde değil. Zekat bu manada bireysel ibadet hükmüne konulabilecek bir şey değil. Hac bireysel ibadet hükmüne konulabilecek bir şey değil. Neden? Hac yaparken yol emniyeti lazım. Devleti ilgilendiriyor. Yol emniyeti yoksa bir kimsenin hacca gidemiyor. Devleti ilgilendiren konu var burada. Darül Harp'te normalde örneğin cezalar uygulanmaz diyor. Tamam. Fıkıh da uygulanmıyor. İslam'ın fıkıhı Darül Harp'te uygulanamıyor. Uygulanamadığından dolayı Darül Harp. Mesela Darül Harp olduğundan dolayı biz şimdi örneğin mirasla alakalı meseleleri uygulayamıyoruz. Evlilikle alakalı meseleleri uygulayamıyoruz. Neden Darül Harp? Kadın evli bir erkekle adamdan boşanmamış, gitmiş başka bir örneğin adamla düşmüş kalkmış, onu bırakmış başka birisiyle yatmış kalkmış. Diyanete soruyorsun bunu. Diyanete diyor ki resmi evliliğin kimleyse evliliğin onunla devam ediyor diyor. Bunu fıkıh edemiyor. Neden? Çünkü İslam hukuku yok. Bakın İslam hukuku olmadığından dolayı evlilik hukuku yok, miras hukuku yok, cuma hukuku yok, hac hukuku yok, zekat hukuku var. O zekatı toplayan cemaatler, tarikatlar, hoca efendiler, şeyh efendiler bunu hiç düşünmüyorlar. Yani adama diyorsun ki ya bu mesele ya İslam hukuku yok diyor. Nasıl yapalım ki bunu diyor. Zekatı topluyorsun ama. İslam hukuku yok diyorsun. Himmetleri de topluyorsun. Paraları da topluyorsunuz. Tutamadığımız orucun bir aylık karşılığını nasıl ödememiz lazım? Normalde hastalığı devamlı olanlar, yani şeker hastası gibi, kalp hastası gibi, tansiyon hastası gibi, böbrek hastası gibi, hastalığı geçici değil. Hastalığı devamiyet arz ediyor. Bunlar normalde oruç tutamayacakları kesinleşmişten sabitleşmiş olduğundan Ramazan girdiğinde ancak ödeyebilirler orucun kefaretini. Ramazan girdiğinde onu normalde Diyanet 11 lira olarak açıkladı bu sene herhalde. Bir buğday hesabı yapıyorlar 11 lira diye. Verebilecek olanlar kendi iaşeleri. Günlük ne kadar yiyor bir kimse? Bu en alt zemin çünkü. İnsan var günlük yemek miktarı 50 lira örneğin. O ne yapacak? 30 günde bir kişinin yiyeceği 3 kere 5, 15. O örneğin 1500 lira ödeyecek. Hali vakti yerinde. Ama hiç hali vakti yerinde değil. İşte kendince geçinebilecek kadar var mı parası? Var işte. O ne kadar ödeyecek? 11 lira üzerinden ne yapıyor? 450 lira mı yapıyor? 450 lira yapıyor. 29 tutuyormuş bu sene. 450 lira tutuyor. Örnek. Ama bunun makulü herkes kendi yediği miktar kadar. Herkesin hali vakti aynı değil çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem ayır zamanda Kur'an'ı okurlar ama gırtlaklarından aşağı inmez buyurur. Bu tehlike zikrullah için de geçerli midir? Kalbe indirmemiz için önce dil ile zikretmemiz gerekiyor. Böyle bir tehlikede nelere dikkat etmeliyiz? Bu noktada o kimsenin gırtlağını geçmemesi demek hem zikrullah için hem de Kur'an için hükümlerine uymamak. Kur'an okunuyor, hükümlerine uyulmuyor. Zikrullah'ı yapıyor, hükümlerine uymuyor. Yani işte o günah kebairlere devam ediyor o kimse. Bununla alakalı. Allah muhafaza eylesin.
zikir esnasında sesli dua edenler, farklı zikir yapanlar olur. Böyle durumlarda kişiyi uyarmamız uygunsuz olur mu? Bu yeni gelenler var ise yeni gelenlerle alakalı. Bunlar bilmiyor olabilirler. Bilmediklerinden dolayı böyle davranabilirler. Onlara tatlı bir şekilde işte oranın zakiri, oranın çavuşu, zikrullahı yaptıran bir kimse bu noktada nasihat edebilir. Ama kimileri var bildikleri halde, benim de gözüm görüyor onları bazen. Bildiği halde zikrullah adaf ve erkanının dışına çıkaraktan işte dua etmeye başlıyor zikrullahın içinden. Ellerini kollarını değiştiriyor, yerini değiştiriyor. Zikrullah'ta eller namazdaymış gibi duracak. Namazdaymış gibi. El hareketi bu, namazdaymış gibi. Değişik hareket, tavır ve davranışların hepsi de nefsi. Zikrullah'ın adabı, erkanı, temposu belli. O adab, o erkan, o tempoda yapacak kimse. Bunun dışındaki her şey nefsine uydu. Sallanma adabı belli. Rüzgarın olgunlaşmış buğday başaklarını salladığı gibi Allah'ı zikrederken öyle sallanın. Hadisi kutsi. Herkes sağdan sola tatlı bir şekilde işte hafif sallanıyor. O da öyle sallanacak. Yok, o öyle sallanmıyor. O farklı bir kendine dizayn tutturmuş. Nefsinden direkt. İşte koluna farklı bir tutuş yapmış. Nefsinden. Herkes kalbinin üzerine hu esması çekiyor. O havaya çekiyor. Nefsinden. Talim terbiye nasılsa herkes zikrullahı kendisine öyle alıştıracak. O yüzden perşembe günleri çevre, il, ilçe, kaza, kasaba ne varsa hiçbir yerde ders yapmayın. Bir müddet, belli müddet. Oradaki derviş kardeşler mümkünse getirebiliyorsanız Bursa'ya getirin diye, burası olduktan sonra aylar öncesinden söyledik. Sonra ben bir yere zikrullah'a gidiyorum. Bakıyorum oradaki dağınıklığa, oradaki adapsızlığa. Kendi içimden diyorum ki bu kadar olur. Uyumamak nefisten. Nefsine uyuyor. Bunu söylememize rağmen bunu yerine getirmiyor. Nefsine uyuyor. En çok seven de nefsine uyanlar. Onların dillerine de git bak. Onlar derler ki biz çok seviyoruz. Çok seviyoruz diyen çok nefsine uyuyor. İşin en ilginç noktası bu. Yani bakacağım artık ben. Kim en çok seviyoruz deyince en fazla nefsine uyan bu diyeceğim neredeyse. Oysa en çok seven en çok tabi olandır. Çünkü rahmani sevgi o kimseyi sevdiğine karşı razı etme moduna sokar. Bu işler öyle ben çok seviyorum demekle olmuyor çünkü. Çok seviyorum demekle de sevilmiyor. O kimse sevdiğine tabi olacak. Onu razı etmeye çalışacak. Onu memnun etmeye çalışacak. Onun yörüngesinde olacak. Onun çizgisinde olacak. Onun duygusunda olacak. Yok arkadaş kafasına göre zikrullah yapacak. Kafasına göre el kol hareketleri yapacak. Her şeyi kafasına göre yapacak ama çok seviyor olacak. Bu nefsin dip değil, diklemesine çıktığı an. Nefis dik çıkınca böyle bilin ki dipliyor artık o. Çıkıyor oradan dip yapıyor komple. Allah muhafaza eylesin. O yüzden zikrullah'ta adabı erkanı bilmeyenlere nasihat ederekten söyleyeceğiz. Anlatacağız. Ama mesela işte kadınlardan da var öyle. Titriyorlar. Kendilerince sayha atıyorlar. Erkeklerden de var. Sayha atmaya çalışanlar. Burada atamıyor. Kendi böyle dar bir alan buluyor kendine.
Zikrullah yaptıranlardan birkaç tane var. Orada sayha atıyor. Sanki hal gördü de o halden hayrete düştü de attı sayha. O havayı veriyor. Oo, baba dermiş. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabı başlarındaki örtüyü kafalarından aşağı geçirir, siyim siyim ağlardı. Hadis-i şerif öyle diyor. Onlar Allah adı anıldığında, Kur'an okunduğunda, ilahi hikmetleri dinlediklerinde oturur ağlarlardı. Sayha atmazlardı. Titremezlerdi. Ceyran tutmuş gibi. Yapmazlardı. Heva heveslerine uymazlardı. Disipline olurlardı. Kendi kendilerine, kendilerini disiplin ederlerdi. Zikrullah ediyor, kendinden geçiyor, halakayı bozuyor arkadaşa dokunmayacak. Arkadaş kendinden geçti. Bayanlarda da aynı şeyler tecelli ediyor. Vay ya, ne kendinden geçti ya zikrullah yaparken. Nazarı kendi üzerine çekmek. Bakın, bir kimse kendince, kendi kendisine farklı bir şey koyuyorsa adabın dışında, o nefsine uydu. O nazarı kendine çekmek istiyor. Kendi kendini farklı göstermeye çalışıyor ki nefsin dik alası bu. Allah muhafaza eylesin. Teymi'nin naklettiği bir rivayet var. Sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ikindiden sonra 7 Fatiha, 7 Nas, 7 Felak, 7 Ayetel Kürsi, 7 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber, 7 kere salavat, 7 kere de kendisine anne babasına mümin ve müminata istiğfar etmesini söylemiş. Bu rivayet hakkında görüşlerinizi almak istiyoruz. Biz de bunları yapma konusunda mesul müyüz? Rivayetin nerede geçtiğini, hangi kitapta geçtiğini yazmamışsınız. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yaklaşık 3 yıldan beridir yüzümde yara çıkıyor. Doktora gittim, iyileşmedim. Dualarınızı ve derviş kardeşlerin duaları, Allah şifa versin inşallah. Diş eti rahatsızlığım var, devamlı kanama yapıyor. Sadece fırçalama esnasında değil, normal yutkunmayla bile kanayabiliyor. Fark ettiğim zaman tükürmeye çalışıyorum ama bazen imkan olmasa peçeteyle temizliyorum. Oruçluyken nasıl bir yol izlemem gerekir? Ne ölçüde oruç bozulmuş olur? Bir de kanadığını fark etmezsem benden sorumlu olur muyum? Yani yine bozulur mu oruç? Sorumlu olmazsın, yutmamaya gayret et. Genel olarak kanamalara nasıl bir çözüm bulunabilir? Bu noktada o diş eti rahatsızlığı kanamayla alakalı bu kardeş kimin bu? Erkeklerden mi, bayanlardan mı bunu yazan? Gitti mi yoksa? Gitmiş demek ki. Her neyse. Bu noktada şey yapacaklar. Bu diş eti rahatsızlığı olan karanfili dövüp hafiften bir taşım kaynatıp suyuyla gargara edebilir. Allah herkesin evine huzur bereket versin inşallah. Amin. Cenab-ı Hak şifa versin herkese. Sorular bitti herhalde. Evet. Hakkınızı helal edin inşallah. Hadi bakalım 5-10 dakika, sorusu olan varsa sorusu. Ben
İslam hukukunda var. Evet. Eğer normalde o kimsenin hukuku hukukuyla alakalı meselede şahıs kendisi kendi hukukunu normalde helal ettiyse bu noktada Cenab-ı Hak ona sorgusu var sormaz ama devlet hukuku farklı bir şey. Aynı şey. Oradaki nefisten kasıt zaten sadece kötülükleri veya iyilikleri emreden nefis değil. Nefsini bilen demek kendini bildi. Yani otomatikman, bütüncül olarak. Oradaki nefisten kasıt bir kimsenin kendi şahsı. Bütün ruhuyla, nefsiyle, canıyla, fiziğiyle, batıniliğiyle, her şeyle. Bunun içerisinde ayrı bir tasnif o. Oradaki nefisten kasıt Allah-u Alem. Bireyin kendisi. Geçenlerde bana bir soru sordu. Bir söz söylediler. Ya öğrenen o, ya öğreten o. Çünkü soru böyle yapalım. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü. Şimdi burada çok garip bir durum yaşadım. Normalde benim yani iyi bir zekanın olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte. Fakat bu sözü duyduğum zaman öğrenen ol ya da öğreten ol. Üçüncü bir şıkkı bulamadım. Üçüncü şıkkın ne olduğuyla ilgili? Cahil. İşte onu soracağım. Ben bunu normalde tanımlar ve tasvir edebilirdim. Yani söyleyebilirdim bunu cahil olduğunu. Fakat bunu söyleyemedim. Hatta birçok kendimi de sıktım. Sonradan dedim acaba ben aptallaşıyor muyum? Yani insanın zamanla böyle geriye gitmesi mümkün olur mu? Yani düşüncesi, zekasının gerilemesi veya öyle bir onun böyle şeyler kaybetmesi mümkün olabilir mi? Yolda mümkün mü? Yok. Ama bu kadar kıvrak düşünememek, yani kıvraklığı kaybetmiş, hatta yani kötüye gitmiş hissediyorum. Yok. Buradaki o sözün ilahiliğiyle alakalı. Söz insanı grogi durumuna düşürüyor. Yani ya öğrenen ol, ya öğreten ol. Üçüncüsü olma. Üçüncüsü dediğinde üçüncüsünü sıralarsın. Sadece cahille bırakmazsın ki. Ama bu noktada cahil dediğimizde cahili de aşağı doğru sıralamak, içinde açılım yapmak mümkün. Ama burada bir kimsenin kendince psikolojik olarak, ilmi olarak, sosyal olarak ne hangi noktada olursa olsun öğrenen veya öğreten konumunda oluyor. Sufiler burada kendilerine terbiye sistemi kurmuşlar, hiç öğreten değil demişler. Bizim eyvallah. Bu noktada normalde sufiler öğreten noktada dursalar dahi kendilerini öğreten noktada görmezler. Ya Allah bir yanı öğrenen bir yanı öğreten bilir. Allah'ın her yanı öğretendir. Hiç öğrenen yanı yok. Öğrenen yanı hakka, halka aittir. Hakka ait değildir. Mesela zatlar, müşrik kamiller karşılaştığı durumun hukukuna göre yeni bir hukuk çıkarıyorlar. Yani yaşamın içerisinden bir şey öğreniyorlar. Allah'tan bu durum söz konusu değildir. Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sonradan olgunlaşmaz, sonradan kemale ermez, sonradan bilmez, sonradan öğrenmez. O Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları kemale ermiştir zaten.
O halk katındadır öğrenmek. Hak katında değildir. Öğrenmek nedir? Bilmektir. Bunu da soracağım yani. Biliyorum onu da soracağını. Bilmek nedir? Neyi bilmek? Bilmek meselenin sonunda bilmediğini bilmektir. O zaman bilmenin bir algısı ve anlamı kalmıyor. Ama insan nefsi bilmeyi ister hep. Arayan bulur diyor ya. Arayan bulur, bulan tanır, tanıyan bilir, bilen sever, seven aşık olur. Aşık olduğunda geriye döner, aşık olduğunda geriye baktığında o zaman der ki hiçbir şey öğrenmemiş. Aşık en çok bilen midir? Aşık en çok bilmeye çalışandır. Bazı bir takım zatlar bilgiyi reddetmişler. Buradaki bilgi hikmettir. Hikmet farzdır. Yani şimdi herkes namazın farz olduğunu biliyor ama... Hikmet namazın farz olduğunu bilmenin üstündedir. Ne demek hikmet? Allah ilmidir. Okumayla mı öğrenilir? Yok. Sadece okumayla öğrenilmez. İnsandan insana geçer mi? Geçer. Peygamberlerden ashabına geçti. Ashabtan diğer ümmetlere geçti. Var olan hikmet onlardan kalan miras mıdır? Hikmet bütün insanlığa olan mirastır. Tükenecek midir? Hikmet bitmek, tükenmek bilmeyen bir hazinedir. O zaman neden kıyamet gelecek? Kıyametin kopması, lambanın kapanması gibidir. Varlık alemi yok olur diyor Cenab-ı. Buradaki yok olmaktan kasıt müteşabihtir. Hangi noktada yok olacağını hiç kimse bilemez. Lambayı kapatsak burada hiç kimse kimseyi görmez. Hiç kimse de der ki burada kimse yok der. O zaman kıyamet tek duyunun üzerine mi kopacak? Hiç önemli değil, neyin üstünde kopacağım. Bizler ne, neyin üstünde koparıyorsa koparsın, çok umurumuz yok. Biz kendi kıyametimize bakalım. Bizim kıyametimiz nedir? Uyudun, gözünü kaptığında kıyametin koptu. Ölüm değil, uyuduğunda. Allah bir kuluna ne isterse verir. Hesapsızlığı ister sonunda verir mi? Verir Cenab-ı Hak. Ne vermesin? Layıksa o kul verilmeye. Peki hesapsızlığı istemek Allah'ı istemenin önüne bir engel mi? Yok. Oradan oraya gidiliyor zaten. Hazreti Mevlana'nın sözünü unutma. İsterken ölçülü iste. Bir saman çöpü dağı kaldırabilir mi diyor. Bazen insanlar istedikleriyle imtihan olurlar. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hep hayırlısını isteyin demiş. Bilemeyiz ki bir kimse cenneti isteme demek kolaydır ama onun için cennet istemek hayırlıdır. Onun tecelliyatı odur. O yüzden o kimse farklı bir noktaya götürmeye çalışmak zulüm olur ona. Mevlana Hazretleri aklını çıkar at, hayvan ol kurtul diyor. Ne diyor, Aklını çıkar at, hayvan ol kurtul diyor. Hayvan ol kurtul diyor. Akıl çıkarma olayı bu tasavvufi, sufi hayatta nerede olur? Nereye de akıl çıkandır mı? Kur'an ve sünnet dairesinde olan bir şeyde bir kimse aklını vurmaz. Oradaki akıldan kasıt, Kur'an ve sünneti akla vurmaya kalkışmak. Mesela bir peygamberin mucizesini akla vurmaya çalışmak. Bir ayet-i kerimede diyor ki biz yeniden diriltiriz. Bunu akla vurmaya çalışmak, akılla onu reddetmek. Yani ölen nasıl dirilir demek. Oradaki Hazreti Mevlana'nın, Celaleddin Rumi Hazretleri'nin
ve bütün sufilerin kastettiği akıl, şeytanın kıyas ettiği veyahut da reddettiği akıl. O akıl. Yoksa Allah'a tabi olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine tabi olan, dine, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerine tabi olan aklı değil. Yani bazı şeylere böyle olaylara aşina bırakmak, yani hayatta bir Allah'a bırakmak. Yok, o, yok akışına bırakmak diye bir böyle bir şey yok. Biz Kur'an ve sünnet dairesinde yaşama ve yaşatma mücadelesi vermekle mükellefiz. Olayları akışına bırakmakla mükellef değiliz. Bizim sufilik ve din anlayışımız o değil. Benim öyle değil. Ben olayları akışına bırakmam. Ben yapmam gerekeni yapmakla mükellefim. Olayların akışını Cenab-ı Hak ne tarafa yönlendirir onu bilemem. Ben mücadele etmekle emrolurum. Beni ilgilendirmez orası. Ben mücadele etmekle emrolunmuşum. Ben zikrullah'a gelmekle emrolundum. Burada Kur'an ve sünneti anlatmakla emrolundum. Ben Kur'an ve sünnet dairesinde bir hayatı yaşama ve bunu yaşatma mücadelesini vermekle emrolundum. Din bunu bana bu emri verdi. Bana olayların akışına bırak demedi. Ben mücadele etmekten yana bir tavır koyuyorum. Bu adam pideci dükkanı çalıştırıyor. Olayların akışına bırakamaz. Sabahleyin erkenden gidecek, herkesten önce gidecek, işçilerinden önce gidecek. İş yerine bakacak, ne eksiği var, ne fazlası var, silecek, temizleyecek, temizletecek, her şeyini ayarlayacak. Gelen müşterisine düzgün bakacak, ondan sorumlu. Olayların akışına bırakamaz bir kimse. Bir kimse evini olayların akışına bırakamaz. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Bak ayet, hadis de sahip. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Olayların akışına bırak demiyor bak. Elinin altında eşin var, eşinden sorumlusun. Çocuğun, çocuğundan sorumlusun. Evin var, evinden sorumlusun. Elinin altında işin var, işinden sorumlusun. Çalışanlarından sorumlusun. Olayların akışına bırakmak demek zayıflık, mücadele etmekten yüz çevirmiş. Güreşiyor ya, güreşmekten yüz çevirmiş. Tembel insanların, aymaz insanların işi. Biz sonuna kadar mücadele etmekle emrolunduk. Belli bir nokta yok. Sonuna kadar, dibine kadar, son nefesine kadar, canın çıkıncaya kadar, yolda düşüp bayılıncaya kadar mücadele etmekle emrolunduk. Bunun buraya kadarmış ya, biz mücadele ettik. Hayır, öyle değil o. Ben bu çok basit, kendi kendime söylüyorum onu. Mustafa Özbağ, bayıldın mı ki diyor. Yere düştün mü ki? Bitti. Nefesin kesildi mi ki? Bitti. Ayağın koptuysa al omuzuna, orada diktirirsin. Yürü. Sen yol yürümekle emrolunmuşsun. Boş onların hepsi de. Tembel insanların işi. Herkes kendince öyle diyor. Biz yaptık buraya kadarmış. Allah böyle nasip etmiş. Nereden biliyorsun Allah'ın nasip ettiğini? Yolumuzda mücadele edenlerine yollarımızı açarız. Ayet-i Kerime. Allah nereye kadar neyi mücadele ettiğini, neyi açtığını, neyi kapattığını nereden biliyorsun ki? Elinde senet mi var? Katılmıyorum. Sonuna kadar mücadele etmekle emrolunduk. Yol yürümekle emrolunduk. Hicret etmekle emrolunduk. Allah yolunda mücadele etmekle emrolunduk. Hocam, bize hep söylediğiniz işte Kur'an ve sünnete tabi olun. Bu noktada Kur'an ve sünnetin dışına çıktığı zaman bir dinlemeyin. Evet, bir şeyh dahi, bir müridine, bir topluluğa Kur'an ve sünnetin dışında bir şey söylerse oradaki müridan edebiyle kulağına fısıldar onun. Burada Kur'an ve sünnete aykırı bir şey var, anlayamadık. Burada bir bizim göremediğimiz bir şey olabilir, bunu biz anlayamadık. Bu mesele aklını yolunu açmak, dinin yoludur bu. Mesela Arap
abi bu noktada bir örnek veriyor. Diyor ki, biz Kur'an ve sünnete bakarız. O hususta kişi diyor, bir şeyini zina ederken görsen. Katılmayız biz ona. Benim görevim mürütlükler devam eder. Biz ona katılmayız. Bak, bireyin kendisi, bak, bir şeyh diyorum, dermişlere Kur'an ve sünnetin dışında bir şey söylerse diyor. Yaparsa değil. Yahu kendisine ait bir şey. Doğru söylüyor. O müminler ki Allah'ı çokça severler. Şedid bir sevgiyle severler. Bu özelliğe sahip olan kimseler, evet, diğer dine, dindarlardan ve diğer inananlardan farklı bir cenahtır. Ve mesela şemislerin icadetleri, onlar bana içki getirmediği zaman tutuyor ama İslam dininde de içkiyi getiren, taşıyanlar... Bunu böyle söylerler, böyle rivayetler vardır, katılmak zorunda değiliz. Ben onu anlatmam bile, böyle bir şey dervişten istemek daha caiz değildir. Laf onların hepsi de. Böyle sufi hikayelerini alıp dervişlerin arasında fitne çıkarırlar sonra. Olmaz. 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 Yanlış. Hayır. Şeyhle işi var, Kur'an ve sünnet dairesinde o şeyhten edep, terbiye, ahlak, ahkam öğrenecek. Yanlış. Bir şeyh efendi kalkar da bir kimseye içki getir derse, git bana rakı getir derse, o adam almaz. Yanlış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin uygulamasında yok. Herkesin kendine ait Kur'an ve sünnet algılayışı var. Herkes Kur'an ve sünneti kendine göre algılayışı vardır. Onu reddetmek mümkün değil. Tahkir ediyor yani. Tahkir yani etmek yok. Falanca cemaat öyledir. Yok. Kendisinin de Kur'an ve sünnetin bir olduğunu söylüyor. Ayrı mesele onlar. Bu noktadaki aklını dindar edinenler değil mi? Yok, hayır. Kur'an ve sünnetin içerisinde bir mesele, neden tahkir etsin ki? Tahkir eden cahilinden tahkir ediyordur. Bunun söylediği meseleyle senin söylediğin meselenin arasında fark var. Ama oraya gidiyor. Gitmez. Onu mesela devamlı anlattığınız bir hikaye var. Oğlum gir fırına. Bak, fırına gir demek farklı bir şey. Oram ama insanın kendine zarar vermesi. Normalde o kimsenin normalde fırına gir demesi farklı bir şey. O kimseye git içki al gel demesi farklı bir şey. Ama o da kendine zarar veriyor. Ateşin yakmadığını biliyor ki o kimse. İçkiyi belki içmeyecek. Hayır, o ayrı mesele. İçkiyi almak, taşımak haram. Farklı bir şey. Yok, hayır. Yani bunca yıllık bir tasavvuf algılayışını ve anlayışını bu noktada akla göre yenilemek gerekiyor. Bu normalde biz şimdi, hayır, akla göre yenilemiyorum ben. Ben Kur'an ve sünnet dairesinde duruyorum. Ben bir şey yenilemiyorum. Neymiş de işte git bana içki al demiş de, o gitmiş, o da içki almış getirmiş de, ondan sonra yok işte, bunlar yok İslam'da. Ama insanlara olan bağlılıklarının üzerine belirli bir... İnsanların bağlılıklarını, insanların bağlılıklarını ölçme noktası o değil. Bağlılığı ölçme noktası Kur'an ve sünnet. İnsan nefsi Kur'an sünnete uymaktansa, şeyhim bana içki al dese alırım diyor. Yok, namaz kıl gece. Gece namaz kılmayı göze almıyor. Bekliyor şeyhi içki al dese de, içkiyi getirse de ona bağlılığını anlasa. İstemiyor hiç kimse senin öyle bir bağlılığını. Çanakkale grubu, bağlılığınızı gösterdiniz. Pazar günü harika çalıştınız.
Başka bir şey lazım değil bana. İçki getirmeyin bana. Bağlılığı göstermek ya. Beklesen yıl yok. Ne oluyor? 18 yıl burada beklesen. Bu adam 30 yıllık dervişlik hayatım var benim. 30 yıldan beri bir tane şeyh efendiden ben Kur'an ve sünnetin dışında şunu yap dediğini görmedim. Ama gördüğüm bir şey var. Tabi olma, hizmet etme, gayret etme, koşma, çalışma, abuk subuk konuşma değil, iş yapmayı gördüm ben. Ben aklımla Kur'an ve sünneti bulabiliyorsam, o zaman neden ben buradayım ki yani? Hayır, sen aklınla Kur'an ve sünneti bulabiliyordun da ne bulmadın bugüne kadar? İşte onu soruyorum. Bulamamışsın demek ki işte, yetmemiş. Neden bir şeye ihtiyacın? Hayır, yetmemiş demek ki bak, herkes için geçerli bu. Oradaki ince ayrıntı farklı bir şey. Adam akıllı şeyini nasıl takdir edebilir? Kur'an ve sünnetin dışında şeyhin bir şey söylediğini tespit ettiyse bir kimse kendince bildiği bir konu vardır. Gelir Şeyh Efendi'ye yazar buraya. Filanca gün şurada şurada böyle söylediniz bunu anlayamadık der biter mesele. Bu tahkir etmek değildir. Bunun şeyhine söylediği zaman insanın içinde ben bunları gördüm mesela. Şöyle bir havale konuşuyor sonra. Adam kendini bu noktada üstün görmüyor. O ayrı mesele. O zaman o da imtihan, onun da imtihanı o zaman. Evet, doğru. Ama onun da... Ama normalde bunun onun da imtihanı o bak. Bu yol açık. O zaman Arabi'nin dediği doğru mu? Arabi'nin dediği doğru, doğru değil, doğru veya doğru değil noktasında değil. Biz Kur'an ve sünnet dairesinde diyoruz. Bana şeyhim hiç Kur'an ve sünnetin dışında bir şey yap demedi. Ben şeyhimin haricinde şeyhler de gördüm. İntisaplım yok ama gördüm. Yol yürüdük, yani seyahat ettik, sohbet ettik, zikrullah ettik, belli zaman geçirdik. Hiçbirisi de demedi bana. İnsanlar şeyhlerini Kur'an ve sünnet dairesinde dinleseler yeter. Ama bütün herkesin yaptığı tipik bir basit bir yanlışlık var. Ay bunu böyle söylüyorum. Şeyhim bana uçaktan atla dese atlarım. Ya sana şeyhim uçaktan atla demez. Der ki Hacı Erkan'la neden sen aran soğuk var? Isıt bunu der. Sen orada patinaj çekersin. Sana şeyhin git bana rakı şişe sağ gel demez. Şeyh Efendi öyle yaptı. Biz sabah şey yapacağız. Tavaf edeceğiz. Mustafa Efendi ne yapacaksınız oğlum dedi. Tavaf edeceğiz efendim dedim müsaade ederseniz dedi. Sabah namazından sonra oluyor bu. İyi tavaf edin de dedi. Ben de şuraya dedi yerime geçeyim. Ben de sizi seyredeyim Mustafa Efendi dedi. Allah razı olsun efendim dedi. O esnada bak bir başka bir nakibini gabba geldi. Döndü. Nereye gidiyorsunuz dedi ona. Efendim müsaade ederseniz istirahat edecektik dedik. Böyle belagatlı konuştu. Böyle o belagatlı konuşuyordu. Böyle baktı ona birden yüzüne ekşitti böyle. Ne dedi? Öldüğünüzde uyursunuz dedi. Ne bu dedi uyku 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 dedi ona. Mustafa Efendi tabi olun hadi bakayım tavaf edin. Şimdi Mustafa Efendi tabi olun dedi bitti adamın işi. Yüzü, rengi, kulağı, burnu düştü. Tabi olmak zor. Yanında da 5-10 tane derviş var ya onun şimdi. Onların şeyhi o zaten. Onun davranış biçimi de o. Öyle davranıyor. Onları ayrı götürüyor, ayrı getiriyor. Şeyh Efendi'nin yanına katmıyor. Onlar özel grupmuş gibi. 100 kişiyiz. Böyle onlar farklı davranıyorlar. Böyle. Bütün herkes de izliyor onları. Hiç kimse de bir şey demiyor. Herkes bir yerde, onlar başka bir yerde. Ondan sonra işte herkes yemek yiyor, onlar farklı noktadalar. Sofra kalkıyor, sofralar kalkıyor, yemekler yeniyor, bunlar geliyorlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Yemek yiyecekler ya. Haydi bunlara bir daha sofra kuruluyor. Herkes rahatsız, kimse bir şey demiyor. Ben kimseye, Cenab-ı Hakk'ım da olsa herkes dinliyor beni. Sofra kurun, kuruyorlar bunlar. Kaldırın kaldırıyorlar, yiyin yiyorlar, için içiyorlar. Bunlar şey,
sanki kendi kendilerine özel dermişmiş gibi yapıyorlar. Hiç seslenmiyoruz. Biz hizmet ediyoruz sadece. Bizi ilgilendirmez diyorum ben. Biz hizmet ediyoruz. Onlar da ama böyle şey, etrafındaki kimseler şeyhi dahi görmüyor. Allah affetsin, o zaman için dergahın yani içerisinde beni dinlemeyecek hiç kimse yok hiyerarşik olarak. O arkadaşlardan birisi denk geliyor, diyor mesela işte kaşıklar vardı, dün akşam sizin oraya 10 tane kaşık gitti, onları getiriverin. Bakıyor adam öyle bana. Lan Zakir ne soracak yani? Adama diyorum abicim ne oldu, kaşıkları getirecektim, bizde çünkü telaş var. Ben filanca efendi abiyi göremedim de. Biri diyorum ben bunlar bir yere çarpılacaklar, Mustafa Özbaş sen çarpma diyorum ben. Ömredesin, sen çarpma, sen çarpma, kendimi ben hebre fren basıyorum ben. Sabah namazında işte bak aslında çarpmak lazım bazen. Yani uyarmak lazım, çarpmak dedim bu. Ben sustum dedim, yok ben bir şey söylersen dedim şimdi benim adım büyük olacak. Sabah namazından sonra çarpılacağı yere çarpılıyor insan. Onca arkasında böyle onu şeyh gibi gören, böyle etrafında dolan dervişlerin içerisinde dip aşağı yaptırdı. Mustafa Efendi'ye tavır oldu. Ne bu yatıyorsunuz boyuna uyuyorsunuz dedi. Tavaf edin orada dedi. Bu adam tavaf etse ne olacak, etmese ne olacak artık. Düştüler benim arkama şimdi. Arkama düşmek de istemiyor. Bütün şey bitti, gard düştü. Onun arkasındaki adamların kulakları. Ya şeyhi söyledi senin. Onu bir müjde gibi gör. Onu böyle bir hayat damarı gibi gör. De ki ya biz hata yapmışız. Hatamızı gördük şimdi. Ha bir yanlışlık var işin içerisine. Mesela işte o benim sözümü dinlemeyen 3-4 tane derviş var orada. Onlar da orada. Ha demek ki dinlenmesi gerekiyormuş. Ha demek ki tabi olunması gerekiyormuş. Ha demek ki bu işin usulü buymuş da. Yok biz yürüdük, ben gene kıyamadım. Aldım bunu en arkadan, geldim yanımdadır. Yanıma aldım ben bunu, beraber tavaf ettik. Şeyh Efendi orada duruyor köşede, direğin dibinde. Tavaf bitti, biz usul belli bizim. Biz tavaf bitiyor, Şeyh Efendi kendilerinde aynı yapıyoruz biz. İbrahim Aleyhisselam kapının karşısında duruyoruz orada, namazları orada kılıyoruz, cemaati hiç tavaf edenler rahatsız etmeden namazı kılıyoruz. Orada duamızı ediyoruz. Şeyh Efendi şeyde altın oğlum karşısında gidiyoruz. Selamünaleyküm. İşimiz bitti. Ondan sonra kalkalım gidelim bir şey yok. Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah kabul etsin Mustafa Efendi. Allah razı olsun efendim. Herkes zırırıp geçiyor bizim ekip arkaya. Oturuyor arkaya. Başlıyor tesbih çekme. Ne zaman Şeyh Efendi kalkıyor? O zaman kalkıyor. Biz gittik oturduk. Yine işte orada bak. Şeyhin, bunlar tabi olmamak bu. Adam gitti, efendim müsaade edersiniz biz gidebilir miyiz dedi. Herkes oturuyor, sen nereye gidiyorsun dedi. Bir daha çarptım. Oturdu bu şimdi. Tabi o kalkınca, şimdi adam. Bunlar şeyhin yanına gitmemekten kaynaklanmaz. Bir yerde Şeyh Efendi ayağa kalkarsa, dervişler ayağa kalkar. Şeyh Efendi'nin yanında bir zakir, çavuş, nakip, nügabba, neyse, sugabba ayağa kalkınca dervişler ayağa kalkmaz. Yani İzmit'e gittim, bir yerdeyiz, işte kalktı Cemil ayağa, oradakiler ayağa kalkmaz. Edep bu. Tabi arkadaş müsaade istemek için ayağa kalkınca onun ekip de ayağa kalktı arkada. Tabi o geldi, müsaade ederseniz istihraat edebilir miyiz diye böyle belagatlı konuştu gene. Böyle baktı ona, tamam mı? Tesbih çekiyor esnada mesela. Şeyh Efendi ders çekiyor, konuşulmaz, bir şey sorulmaz. Gözünü kapatmış, ona bir şey denmez. Nerede olursa olsun. Bir işle ilgileniyor. Ona bir şey denmez. Ne yapıyorsa yapsın.
Şimdi o da Şeyh Efendi oturuyor, Şeyh Efendi duruşu bu. Elini böyle koyar, tespit alır. Çat 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 çat. Beytullah'taki hali odur o. Ders çekiyor. Hiçbir şey sorulmaz ona. Şeyh Efendi de böyle ders çekiyor. Ondan sonra ben de hemen az gerisindeyim. O geldi şimdi böyle. Efendim dedi ona. Şeyh Efendi böyle bir açtı gözünü. Zaten o gözün bir gözünü açtı. Bitti dedim ben. Bir de hep beraber de ayağa kalktılar ya. Dedim bitti ben şimdi içimden. Dedim yok çarpıla çarpıla doymayacak adam bugün dedim yani. Bir o duvardan bir de o duvara. Çarpılacak adam. Müsaade ederseniz biz istiharata çekilebilir miyiz dedi. Böyle baktı. Öldüğünde istirahat edersin dedi. Aynı şey bak. Sabah söyledi. Namazdan sonra. Bizi istirahat etmeye gidiyoruz dedi. Öldüğünde istirahat edersin dedi. Hala da aynı kelimeyi kullanıyor adam. İstirahat etmeye gidebilir miyiz dedi. Tekrar aynı şeyi söyledi. Öldüğünde istirahat edersin dedi. Bak burada tabi olmak bu tip meselelerde. Yoksa sana hiç kal kimse demez. Sana bir umulmadık bir yerde gelir o sana. Hiç gelir o. Ama bütün dervişler bekledikleri şey şudur. Bana içki al dese içki alır gelirim. Ya sana kimse içki al demeyecek. Kimse demeyecek bunu sana. Sana diyeceği şey şu. Eşine sövme diyoruz biz. Adam gidiyor küfrediyor. Sen mi benim şey efendiye şikayet ettin? Anasını avradını bilmem ne yaptın. Ben lan burada söyledik daha ya. Sana içki al demeye gerek yok. O yüzden yani oradaki o ince şeyler biraz hani o sözler şatahatvari sözler. O şatahatvari yani işi böyle şatahat noktasını, en uç noktasını gösteriyorlar yani bu dahi olabilir diye ama olmaz. Tekrar söylüyorum olmaz. Bunlar yola laf getireceği şeyler. Dervişlerin arasında da böyle sözler dolaşıyor. Bursa'da değil de. Bursa'da kimse konuşmaz öyle şeyleri. Senin orada da değil. Var bir yer. Orada o konuşuluyor böyle. Farkındayım ben. Onun yolunu açarsan herkes bir laf söyler. O değil. Hiç kimseden istemiyoruz biz onu. Kur'an, sünnet, tasavvufun ana meselelerine, ilkelerine herkes intisap etsin. Orada yaşasın yeter ona. Ona gerek yok. Gözümün önünde yaşanan şeyler var benim. Şeyh Efendi'nin zamanında. Gözümün önünde. Birebir, duyma değil. Allah rahmet eylesin. Hiç herkes beklerdi o işte. Oo. Bana at dese atarım, iç dese içerim demez hiç. Bir laf söyler adama. Adamın kendi özel hayatıyla alakalı veya dergahtaki bir şeyle alakalı. Çok basittir. Adama bir şey der, adam kalır. At demesine daha yıllar var. Yıllar var. Allah muhafaza eylesin. Amin. Hiç dervişliği öyle görmeyin. Dervişliği Kur'an, sünnet, imamların içtihadı, eski sufilerin yolu olarak görün. Böyle absürt meselelerin işi olarak görmeyin. Absürt işler söylenmez size. Merak etmeyin. Yok böyle bir yol zaten. Bakın böyle bir şey yok hiç. Benim 30 yıllık tasavvuf hayatımda hiç olmadı. Hiç olmadı. Bana ne şeyhim ne başka şeyhler, hiç kimse bana Kur'an ve sünnetin dışında bunu yap demedi bana. Deseydi bilmiyorum ne yapardım. Bak burası farklı bir şey. Ama hiç kimse kasıtlı bile bile böyle bir şey demedi bana. Bir kimsenin, bir şeyhin de kendi içerisinde, kendi dairesinde eksikliği, noksanlığı olabilir. Bunlar farklı şeyler. Ama cemaate bunu Kur'an ve sünnetin dışında bir şey
Hiç kimsenin söyleme hakkı yok. Kur'an ve sünnette olacağız derken, herhangi bir hadis-i şerif farklı şekilde yorumlamış olabilir mi? O hadis-i şerifi normalde hadis-i şerifleri yorumlarken hiç kimse kendi kendisini kritik etmesin. Kendi kendine yorumlamasın. Bilmiyor çünkü. O yüzden normalde onu yorumlayabilmek için bir kimsenin sağlam bir ayet, hadis ve fıkıh bilgisine ihtiyacı var. Sağlam ayet, hadis ve fıkıh bilgisi yoksa o kimsenin kalkıp da hadisleri kritik etmesi. Hadis kritik etmek, hani bugünkü dilde hadisi analiz etmek. Onu yapmayacak o kimse. Mesela fıkıhla alakalı hadisleri İmam-ı Azam Hazretleri müsnedinde toplamış. Adamın elinde İmam-ı Azam fıkhını iyi anlayabilmesi için İmam-ı Azam'ın müsnedinin bulunması lazım. İmam-ı Azam'ın müsnedi var mı? Yok. O zaman sen kendince hadis kritik etmeye çalışma. Anlatabildim mi? Bu umuma. Mesela örneğin adam gider fetva şeyi El Hidaye'yi okur. El Hidaye'de mesela hadisleri kritik etmiş. Fıkıha ölçü olacak hadisleri. İmam-ı Şafii bu meselede bu hadis-i şerifi kendisine ölçü almış. Biz bu hadis-i şerifi bu noktadan ölçü almadık. Bu hadis-i şerifi kendimize ölçü aldık diye kritik etmiş. Bir kimse El Hidaye'yi okumuyor o kimse. Onun fıkıhla alakalı orada burada tabi olmak gerekiyor. Anlatabildim mi? Bak burada şimdi o kimse bilgisini yetmediğinden dolayı aklını çalıştırmayacak. O istenmiyor ondan. İnce çizgi. Yani orada ona sen bununla aklını yok kardeş. Sen burada önce bir temel bilgiyi al. O temel bilgi yoksa tabi ol Kur'an sünnet dairesinde. Bilmiyorsun Kur'an sünnetten tabi ol. Bilen kimse dışarı çıktığında gelsin söylesin. Sen tabi ol. Ben bak ne diyorum? Ben şeyhimin ağzından bir şey duymadım diyorum ben. Bitti. Duysam da duymadım diyor. Kafam almamıştır benim derim. Ben geçer giderim. Anlatabildim mi? Bu noktada hadis kritik etmek herkesin işi değil. Bana da geliyor hadis-i şerif. Böyle böyle hadis-i şerif var. Doğrudur. Ben okumadım. Veyahut da buna bakmam lazım. Orada kritik etsem yani adamın kafası bozulacak. Hanefiler bunu kendine ölçü almamış diyor. Bitti. Bak otomatikman hemen kendimi bağlıyorum Hanefi fıkhına. Hanefiler bunu kendine ölçü etmemiş. Bitti. Efendim ben şimdi bir gün eksik olduğunu şuraya desem ki benim bu konuda Kur'an ve sünnete göre yorumlama ya da işte değerlendirme imkanım olmadığında ben Kur'an sünneti uyuyor uyumuyor. Diyemem diyeceksin. Yok hiç ben girmiyorum zaten. Az önce bir hadis var 7 tane şunu okur 7 tane bunu okur diye hadis diye şey yapmış. Ben ne dedim? Nerede kayıtlı var, nereden alınmış bilmiyorum bunu dedim. O yüzden bir şey söyleyemem dedim. Bitti. Ben gerçekten de zikirle alakalı hadislerin hiçbirinde okumadım böyle bir şey. Yani ben de Kütüb-i Sitte'nin zikirle alakalı hadisleri toplu olarak var. Öbür normalde hadis kitaplarında geçen zikirle alakalı hadisler toplu olarak var. Gözümden kaçmış olabilir mi? Cevap olabilir. Ben okumadım. Ne kritik edeyim etmem. Bu değildir desem gene ayağım boşa çıkacak. Yok ama bir kimse onları okusa abes olur mu? Olmaz. Anlatabildim mi? Yani sonuçta zikir. Ama bu buradan internetten yayınlanıyor mu? Yayınlanıyor. İlim olarak onu bir kimse kabul eder mi? Mustafa Efendi bunu böyle bununla yapılabilir dedi. Bunda bir hüküm çıkarır. Adam bir bakmışın ki sen o verdi vermiş gibi olursun. Bir bakmışın dönmüş sana sen sohbette bunu verdi vermişin efendim. Gelmiş birisi. Ya ben sen çırpın artık. Ben bu verdi vermedim de. Ha, bak. Benim okuduğum hadis kitaplarında böyle bir şey yok. Bana cilt sayfa nereden okuduysanız getirin. Bu masaya çünkü herkes bir şey yazıp getiriyor. Burada ilim olarak kalacak mı? Kalacak ama benim ayağım yere bassın. Okumadıysam okumadım. Bu kadar kritik edilmez çünkü. Mesela işte Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Seferi olmadığı halde namazı cem etmiş Hazreti Peygamber Efendimiz. Sabah.
kritik edecek şimdi o kimse. O hadis-i şerif bak temelinde adam doktor 18 saat ameliyata giriyor. Cem et diyorum ben. Temelinde hadis var. Ama onu kimse kendi kendine bundan hüküm çıkarmaya çalışmayacak öyle bir şey yok. Giriyor mu doktorlar 17 saat 18 saat ameliyata? Ben çünkü Yaman Tokat'tan 21 saat biliyorum. Adam çikolatayı dudağına alıyordu böyle kalem gibi bir çikolata, emiyordu sabahtan akşama kadar. Öyleler mi? Meyve suyu, çikolata. Evet. Kahve. Kahve, uyumamak için. Bildiğin böyle bir çikolatası vardı adamın, böyle yabancı bir marka. Emiyor devamlı çikolatayı. Çıkıyor zaten gözler kıpkırmızı olmuş. Bir nefes almaya çıkıyor artık. Nereye gidiyorsa. İki tane birden yatırıyordu. Kesiyordu adam, iki kişiyi birden kesiyor. 21 saat. O sordu bana. Ben dedi uzun müddet dedi şey yapıyorum. Ameliyatta kalıyorum. Ne yapacağım? Cem edeceğim dedim ben. Nasıl dedi? Mesela dedim öğlen namazından sonra giriyorsan öğlenle ikindi cem edeceksin gireceksin dedim. Çıktığında da dedim akşamla yatsıyı cem edeceksin dedim. Kaçta çıkarsan çık. Peki dedi 10'da girdim dedi. Ertesi gün sabah 10'da çıktım dedi. Bütün namazını çıktığın zaman cem edeceksin dedim. Hepsini ardı ardına kılacaksın dedim. Nerede yazıyor böyle dedi. Al işte. Yazdığı yer yok fıkıh kitaplarında. Hadiste var.